Arkadaşlar merhaba. Apis Anatolia kanalında VHDL ile FPGA programlama derslerinin 16.sında birlikteyiz. Bu dersimizde bir haberleşme protokolü olan UART yani Universal Asynchronous Receiver Transmitter protokolünün transmitter yani gönderici kısmı ile ilgili hem temel bilgiler hem de bunun VHDL'de implementasyonu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Kodu yazmadım. Birlikte yazacağız inşallah. Sıfırdan. Mimari tasarımı ile ilgili sadece görseller var. Bakalım ne olacak, karşımıza neler çıkacak diyelim. Şimdi UART modülü sunuma. Şimdi UART modülü 1 byte veriyi göndermek için yani 8 bit aslında tanımlanmış bir protokol. Hat normalde logic 1 seviyesindeyken idle dediğimiz durumda yani boş durumda herhangi bir veri gönderimi gerçekleşmiyor. Bir veri gönderilmek istediği zaman bir byte'lık bir veri bizim bu hattımız 1'den 0'a düşüyor ve bir baud rate miktarı kadar zaman kadar 0'da kalıyor. Böylece receiver alıcı kısmı bana karşı taraftan bir veri aktarımı başladığını anlayabiliyor start biti ile. 1 bit kadar süre yani bu T diye tanımladık. Yani UART dediğimizde baud rate tabirini duyarsınız. Atıyorum 9600 baud rate, işte 115200 baud rate. Bu şu demek 115200 bit per second. Yani 1 saniyede 115200 adet bit gönderecek zaman aralığında gönder bir biti. Bu da nedir? 1 saniye bölü 115200 derseniz sizin bir bit için gereken zaman miktarını bulabilirsiniz bu şekilde. Örneğin 115-200 için benim aklımda kalmış 8.63 mikrosaniyedir bu süre. Baud rate'e göre değişir. Baud rate'in standartları genelde 9600 ile başlar. Bu eski modemlerde kullanılan şeyler bunlar. İşte en şeyi 115-200'dür standart genelde. Tabi bu standartlarda kullanmak zorunda değilsiniz. Özellikle FPGA'de böyle avantajlarınız var. Bazı çok eski sistemlerde mesela bu böyle selectable'dır. Yani custom atıyorum 1 milyon baud rate veya 500 bin, 100 bin baud rate ayarlamanız pek mümkün olmayabilir. Biz bu tasarımımızda bunu parametrik yapacağız inşallah. İstediğimiz baud rate'de gönderebilecek şekilde. Bu dediğim gibi bir bitin gönderilmesi 1 bölü baud rate kadar bir zamandır. 1 bit start bit gönderildikten sonra 8 bit datamızı gönderiyoruz. Bunda da list significant bit yani en anlamsız bit ilk gönderilmek üzere yani little ending gibi düşünebiliriz. 0. biti gönderiyoruz. 1. biti. Hepsi t süre kadar. Böyle 0'dan 7'ye kadar bitlerimizi gönderdikten sonra stop bitimizi gönderiyoruz. Yani artık alıcı kısmı tamam bu kadar bit geldi data ve ben artık anımımı durduruyorum. Stop bit de 1. Stop bitin değeri 1. Şimdi stop bit eskiden bu protokolde tabi 8 bit değil, bu sadece 7, 8, 9 bit olarak tanımlanmış. Yani ama tabi 8 bit burada bizim için en mantıklısı byte olarak düşünebiliriz. Onu parametrik yapmayacağız. Ama stop bitin uzunluğunu parametrik yapacağız. Stop bit normalde 1 bit gibi düşünülebilir. Fakat çok hani veri kaçırımını önlemek için özellikle yüksek hızlı transferlerde orada bir idle time'ı uzatmak için bir yerine 1.5 ya da 2 bit de kullanılıyor standartta. Özellikle mesela işlemcilerde falan stop bit seçeneği olur. Orada siz onu 1, 1.5, 2 gibi seçenebiliyorsunuz. Biz aslında FPGA olduğu için 1.3, 1.7 de yapabiliriz. Hani öyle düşündüğümüz zaman ama hani 1 veya 2 gibi bunu parametrik yapabiliriz. Öyle düşünelim. Evet, UART tanımladıktan sonra mimari tasarımımıza geçelim. Şimdi bizim UART TX, transmitter'ı sadece bu derste işleyeceğim. Receiver biraz daha karmaşık transmitter'a göre. Yani transmitter daha kolay diyelim. Receiver da çok karmaşık değil de. Bu derste transmitter'ı işleyelim. Sonra da receiver'ı bir sonraki ders inşallah işleriz. Şimdi UART TX modülümüzde bir kere clock girdiğimiz olmak zorunda. Data in yani 8 bitlik hangi veriyi göndereceğim karşı tarafa bu input'umuz var. Bir de take start yani bu start rise edge algıladığı zaman veya 1 olduğunu gördüğümüz zaman start take start sinyalinin Razyeş değil de 1'e bakalım doğrudan. O zaman veriyi gönder karşı tarafa. Bu modülümüz göndersin. Bir TX çıkışımız var. 1 bitlik. Bir de TX dantik. Yani tamam artık bu byte'ın gönderimi tamamlandı diye bir bilgi sinyalimiz var. Bunlar da jenerik parametrelerimiz. İşte clock frekansı her zamanki gibi. Baud rate'i jenerik alalım. Bir de stop bit. Stop bit'i de jenerik alalım. Şimdi durum makinesi şu şekilde tanımladım. Çok farklı tasarımlar da yapabilirsiniz ama hani en basitinden bir idle durumundayım. TX'in 1 idle'da. TX dantikim de 0 tabii doğal olarak. Ne zaman ki TX start 1 ise o zaman start bitini göndermek için start state'ine geç ve data in'de bulunan veriyi içeriye bufferla. Shift rate olur. Yani bir tane bir register tanımlayıp ona bufferlayalım. Start'ta TX'imiz 0. Start'ta 1/1T kadar, 1/baud rate kadar bekliyoruz. Yani onu da şöyle bit timer eşittir bit timer limit eksi 1 gibi tanımlayabiliriz. Sonra bunu geçirdiğimiz zaman da data'ya geçiyoruz. Data'da bu 8 biti göndereceğiz. 0. bitten başlamak üzere. O zaman tx eşittir shift rate 0 deyip her bu kadar zamanda da bu bit timer zamanında da bir bit bir bit kaydırarak bu işlemimizi yapabiliriz. Ne zaman bit timer limit yani biti gönderme zamanı ve bittiyse ve bit counter'ımda 7 ise yani 8 tane biti de 0'dan başladık. Göndermem tamamlandıysa stop'a geç. Stop'ta da stop bit limit diye bir şey tanımlayalım. İşte o da bizim şu stop bit parametremize göre 1 ya da 2 olsun. O kadar bekle. TX tabi 1 olacak stop bitte. Tekrar idle'a dön. Dönerken de TX dantikimi 1 yapayım. Böyle bir mimari tasarım. Burada bir konuya daha değinmek istedim ben. Bu da çok karıştırılabiliyor yeni mühendisler veya öğrenciler tarafından. Mesela haberleşme protokolümüz ne olacak diyoruz. Diyor ki RS-232 olacak. Ya da UART diyor ama fiziksel şeyi tanımlamıyor. Şimdi bu tabirleri duymuşsunuzdur veya duyacaksınız. İşte RS-232, RS-485, RS-422. Bunlar fiziksel protokoller, fiziksel tanımlar. Yani siz RS-485 üzerinden UART göndermek zorunda değilsiniz. Başka protokolde de veri gönderebilirsiniz. UART biraz daha bu network'teki OSI layer'daki data link layer gibi belki düşünülebilir. Yanılıyor olabilirim ama sanki öyleydi diye hatırlıyorum. Ya fiziksel bir bilgi yok UART'ta. UART'ta logic 1.0. Mesela RS-232'ye baktığınız zaman logic 1 seviyesi -3, -15 olarak tanımlanmış. Yani aslında buna 0 der. Yani mantıken 0 gibi gözüküyor ama hayır. Logic'in 1 seviyesi -3, -15 volt olarak tanımlanmış. Ve logic 0'da +3, +15 volt olarak tanımlanmış RS-232'de. Ve RS-232 single ended bir şey. Yani bir diferansiyel sinyal vardır. Bir de single ended vardır. Diferansiyel sinyalde şurada gördüğünüz gibi 2 kablo gider ve bu 2 kablonun arasındaki diferansiyel farka bakılır. Yani farka bakılır. Bu fark belirli bir threshold'un üzerindeyse 1, altındaysa 0 gibi değerlendirilir. Ama single ended'de tek bir kabloyla siz bir hattı götürürsünüz. Mesela RS-232 single ended'tir. Fakat RS-485 ve RS-402 diferansiyel bir hattır. Mesela bunun yanında bir de half duplex, full duplex var. Half duplex dediğiniz zaman 2 tane node düşünelim karşılıklı haberleşecek modül. Aynı anda ya A'dan B'ye haberleşme yapabilirsiniz ya da B'ye A'ya. Yani A B'ye veri gönderirken B A'ya veri gönderebiliyorsa ona full duplex denir. Mesela RS-232 full duplex'tir. Bir RX hattı vardır bir de TX hattı vardır. Aynı anda RX'ten veri alırken TX'ten de veri gönderebilirsiniz. Ama RS-485 genel tanımı ile half duplex'tir. Ve aslında 2 kablolu haberleşmedir. Data artı vardır, data eksi vardır. Aynı anda ya A noktasından B noktasına veri gönderirsiniz veya B'den A'ya. Fakat RS-485'i full duplex olarak da kullanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. RS-422 ise o da tanımında full duplex olarak tanımlanmıştır. Yani 4 kablolu bir haberleşmedir. Neden 4'tür? Neden 2 değildir? 232 2'dir. RX, TX var. 422 ise diferansiyel olduğu için TX hattı 2 hattır. RX de 2 hattır. Şuradan gördüğünüz gibi mesela logic 1 gönderecek. O zaman işte bu non-inverting ya da data A dediğimiz şey 1'e çıkarken inverting olan 0'a çıkıyor ve bu ikisi arasındaki fark baz alınıyor transceiver tarafından. Transceiver demişken mesela bunun için bir entegre RS-485-422 entegresi, half duplex bir entegre, Max 3485 data sheetinden aldım bunu. Mesela burada bir veri göndermek istiyorsunuz FPGA'den. Max 3485'in 4 numaralı bacağından sürersiniz single handed olarak ve bu onu diferansiyele dönüştürür. Veya buradan gelen kısım bize bu şu diferansiyel hattan şuradan biz bunu alabiliriz. Mesela Max 3485 10 megabit per second'a kadar destekliyormuş. Böyle bir bilgi. Yine bir süredir kitap tavsiyesinde bulunmuyordum. Yeni bitirdiğim bir kitap diyebilirim. Thomas More'un Utopia kitabı. Bu tabiri hepimiz duymuşsunuzdur. Utopia tabirini. Utopia sanırım Latince, Yunanca ya da olmayan yer anlamına geliyor. Olmayan bir yer, aslında güzel yer anlamı da var. İşte o ikisinin birleşimi gibi. Bu Utopia kavramını literatüre, dünya literatürüne kazandıran kişi Thomas More. Yani bu konseptteki Utopia olarak isimlendiriliyor. Mesela buna benzer Platon'un Devlet kitabı var mesela. Bu Thomas More'un Utopia kitabı bu konuda bir çığır açmış. Thomas More İngiltere'de yaşamış bir kişi. 1478-1535 yıllarında yaşamış. İdam edilerek hayatı son buluyor. Ve Utopia'yı da aslında 1516'da yazmış. Şimdi şu resimde görülen kişi. Yani Utopia kitabı aslında okursunuz. Hani çok spoiler da vermeyelim ama kendi hayalinde kurduğu Thomas More'un ve ideal yaşam olarak biçimlendirdiği yaşam ve toplumsal yaşam olarak bir yer tasnif ediyor. Bir tane adadan bahsediyor. Bunu böyle karşılıklı bir tartışma şeklinde anlatıyor. Onun hakkında çok bilgi vermeyeyim. Ütopya'nın konusu da çok güzel ama benim asıl ilgimi çeken Thomas More'un hayatı oldu. Daha tarihsel gözle bakıldığı zaman. Thomas More çok sıkı bir Katolik. Tabii İngiltere'de Katolizme bağlı o yıllarda. Fakat bu 8. Henry tahta çıktığı zaman ve o sırada da şeyde başbakan, yani Lord Chancellor olarak konumu Thomas More'un. Aynı zamanda çok büyük bir hukukçu ve bir din adamı ve başbakan ve çok onurlu bir kişi, yani herkes ona güveniyor falan, yani öyle bütün Avrupa'da nam salmış bir insan eserleriyle de şeyleriyle de duruşuyla. Tabii bu 8. Henry tam şeye denk geliyor, bu İspanya kralının kızıyla nişanlanıyor, evleniyor. Fakat 8. Henry başka birine evlenmek istiyor, boşanmak istiyor fakat Katolizmde boşanma yok. Boşanması için Papa'nın şey vermesi lazım, izin vermesi lazım. İspanyol kralı da meşhur bizim bildiğimiz Kanuni'nin rakibi Şarken, Carlos ya da İspanyolca. Tam o dönemlerde Papa da tabii Carlos'tan, Şarken'den çekindiği için böyle bir fetva da veremiyor. Öyle olunca 8. Henry'de ben kendi fetvamı verdiririm diyor. İngiltere'deki alimlerden, Avrupa'daki Hristiyan alimlerden şey yapıyor ve Papa'dan ayrı bir şeydir diyor, yani işte 8. Henry İngiltere'nin dini lideridir falan gibi. Thomas More bunu onaylamıyor. Onaylamadığı için de en sonunda idam ediliyor gibi bir hikaye. Hoşuma gitti benim duruşu. Kitap hem Utopia var kitapta hem de sonra buna yazılmış bazı ekler var. Burada isimleri var. Sebahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Mina Urgan, o kısmı da yazmışlar. Güzel yorumlar var işte. Ütopya ile Platon'un devleti arasındaki farklar nelerdir? Sonra işte 20. yüzyıldaki distopya örneklerinden bahsediyor. Distopya'da yaşanılmayacak yer, kötü yer gibi bir şey yani. Tavsiye ederim bu kitabı da. Dedikten sonra evet, Vivado'da projeyi oluşturdum ama kodu yazmaya başlamadım. Şimdi birlikte transmitter'ı yazmaya başlayalım. Şurayı siliyorum. Şurayı da silelim. Şimdi normalde ben size ilk derste şey demiştim, şuraya IEEE, STD, Logic, arit.all ve Use IEEE STD Logic Unsigned at all. Her zaman yazarım demiştim yani default olarak. Şimdilik dursun bunlar. Bunları yazmadığımda bakalım yazmama gerek kalacak mı? Onlara bakalım. Burada bir jenerik tanımlarım olacak. Hemen şeye bakıyorum. Mimari tasarımıma. Clock Frank, Baud Rate, Stop Bit. O zaman onları yazalım. Şuradan C Clock Frank Integer tipinde. Değeri de bizim için 100 milyondu. Nexus 4'ün üzerinde. C Baud Rate. Baud Rate diyelim. Bu da integer. Integer. Örnek olarak 115.200 diyelim şimdilik. Bir de C stop bit ne diye demişiz ona? Stop bit demişiz. Integer olarak tanımladım. 1 ya da 2 olsun. Şimdilik 2 olsun default. 2 iyidir. Yani eğer 2 olursa 11 bitin 8 biti anlamlı gönderiliyor karşı tarafa. 1 bit stop var. 2 bit, 1 bit start, 2 bit stop. Aslında 3 bit fazladan gönderiyorsunuz. Hani zorunlusunuz tabii bunları göndermeye. 1 yaparsanız %80 efficiency olur. Yani 10 bit gönderirseniz 8'i payload olur. O öbür türlü işte 8/11 efficiency olur. Ama haberleşmenin güvenilirliği açısından eğer böyle bir marjininiz varsa haberleşme olarak, zaman olarak 2 daha mantıklıdır. Tamam, bunları yazdıktan sonra portumuzu tanımlıyoruz. Port dedim. Ne olacak? Clock STD logic tipinde logic tabi input yazıyoruz. Sonra data in input in std logic vektör 8 bit olacak. O yüzden 7 down to 0 diyorum. Başka input'um ne vardı? Bir de tx start vardı. Tx start bu da in std logic. Şöyle copy paste yapalım. Output'um ne vardı? Tx output vardı. Out std logic. Bir de tx dantik vardı. Tx dantik o. Bu da out std logic. Bunun sonuna noktalı virgül koymuyoruz. Şöyle güzel gözüksünler. Tamam, port tanımlarım tamam. Mimariye bakalım. Evet. Şimdi kodumuzu yazacağız. Sinyallerimizi tanımlayabiliriz ya da önce state'lerimizi tanımlayabiliriz. Ben önce state'lerimi tanımlamak istiyorum. Type state is. Bu sintaksi daha önce de yazarken hep karıştırdığımı söylemiştim. Nasıl yazılıyor diye her seferinde Google'a gidip bakıyor muyum? Hayır. Daha önce benim bir UART kodu var mesela. Oradan yani önceden yazdığınız bir koddan alıyorsunuz. Copy paste yapıyorsunuz. Böyle internette şeyler var. Yazılımcılığın veya bizimki yazılımcılık olmasa bile kod yazmanın %90'ı copy paste'tir falan diye yorum yapmayayım. Neyse. Şimdi şunu yazalım. Yani bir işi kolaylaştırmak varken neden tekrar tekerleği icat edeyim, ama hani her şey copy paste değil tabii ki. Yani onu da söyleyelim. Şimdi bizim state'lerimiz neler? Idle, start, data, stop. Şunu silelim şimdi. Idle. Ben böyle bir S idle diyelim. S state start diyelim. S data S stop. Evet, bu kadar. Sinyal states olsun şunun adı. States tipi. Sinyal state. Ondan sonra tipi bunun states tipinde initial değeri de si'dir. Tamam. Şimdi direkt şuraya geleceğim ben. Prosesimi yazayım. Main proses olsun o. Şöyle proses main diyelim. Bir label verelim. Proses clock diyeceğim buraya. Begin and process. Home. Şuradan şeyimizi de yazalım. If. Normalde bunları hep copy paste yaparım ama sırf alıştırma olsun diye izleyenlere if and if. Tamam. Şimdi case state is and case, burada durum makinesini case ile tanımlayacağım. Burada da ne diyorduk? When s idle, Ctrl D ile Notepad Plus'ta copy paste yapabiliyorum. Hatta s stop. Şimdi idle'da bir kere benim output'um, yani txo eşittir 1. Tamam. Ve txdantik o eşittir 0. Bu output'larımı tanımladım burada. Şu şekilde. If diyeceğim. Ne zaman ki bana tx start 1 ise rise'e bakmıyorum dedim. Şeye bakacağım direkt 1 mi diye. Then and if ne olacak? State eşittir s start, değil mi? Ondan sonra tx o eşittir 0. Şimdi burada önemli bir şey var aslında. Şimdi ben bu tx sinyalini burada 0'a da çekebilirim. Burada da 0'a çekebilirim. İkisi arasındaki fark ne? Burada 0'a çekersem bir sonraki clock vurduğunda artık txo 0 olacak. Ve start state'e gelmiş olacak. Yani geldiği anda 0 olacak. Tx'i burada 0'a çekersem start state'ine gelecek. Hala tx1 bir sonraki clock. Yani arada bir clock'luk bir gecikme var. Tam olarak hangisi doğru? Şu an kafayı yürütemedim. Test bench ile onu doğrulayabiliriz. Yani arada bir clock'luk bir şey var. Yani hangisi tam doğru? Onu test bench ile şey yapalım. Ama sanki bence şu kısım, pardon. Yani şuraya yazmak daha doğru gibi. Görürüz onu test bench'te. Şimdi start'ta ne yapacağız? Start'tayım. Burada bir timer tabii kullanacağız. Değil mi? Yani 1 bitlik şu timer'ı tanımlamamız lazım baud rate için. Ona ne isim vermiştik? Bit timer. O zaman bakın. Sinyal bit timer integer tipinde, range 0 to c bit timer lim initial değeri 0. Bakın bir tane de constant içinde tanımlamam lazım. Onu da şuraya tanımlayalım. Constant bit timer limit integer tipinde ve değeri nedir? Değeri de bunun arkadaşlar clock frekans bölü baud rate. Tamam. Niye? Mesela 1 megabitlik bir şey için clock frekansı 100 milyon, baud rate 1 milyon olacak. Yani 100 milyon bölü 1 milyon 100. 100 clock boyunca sayarsa benim sayacım 100 milyon ne yapıyor? 10 nanosaniye periyot. 10 nanosaniyeden 100 ile çarp ne olur? 1 mikrosaniye ve 1 megabit'e eşit olur. Bu şekilde bu daha önceki derslerde de yapmıştık. Constant'ımı tanımladım. Dolayısıyla bit timer diye bir timer'ım var. If bit timer eşittir bit timer c bit timer limit eksi 1'den and if ne olacak? Burada state eşittir s data. Şurada şeyi unuttuk. Bakın bir internal şeyi açacaktık. Shift reg'e açacaktık data'nın değerimizi. O yüzden bir internal shift reg tanımlamalıyız. Signal shreg std logic vektör. Bu da 7 down to 0. Initial değeri de other 0 diyelim. Yani sinyal ve constant tanımlarımı, bu tanımları aşağıda kodu yazarken gereksinim oldukça yapıyorum. Shift reg de eşittir datain'i içeride bufferlamış olduk. Tamam. Şimdi buraya gittim. Burada da yine aynı mantık. Yani şurada tx'i update etmiştik. Burada da txo eşittir shift reg 0 dersem bir sonraki clock'ta data'ya geçtiği anda bu şekilde olacak. Şimdi data'da şurada da tanımladık aslında. Bit timer'a yine bakıyoruz. Her bit için bir de bit counter. Dolayısıyla bir bit counter olacak. Bir de signal bit counter integer range 0 to 7 diyelim. Çünkü 7'ye kadar en yüksek değerini alıyor. 0. Ne olacak burada o zaman? Datada if bit counter eşittir 7 ise, öyleyse and if diyelim. Şurada bir de else olacak. Şimdi 7 değilse zaten yine şu hareketi yapıyorum. Bakın 7 değilse her bir bite devam ediyor. Shift Track 0 diyorum. Bit timer'a eşit olduğu zaman. Burada şunu yaptım. Bir de bir sonraki bitte, bakın şöyle yapalım. Shift register'ımın shift etmesini istediğim için shift track diyeceğim ki sola doğru shift ediyoruz. Daha doğrusu sola doğru 7 down to 1 eşittir shift track 6 down to 0 ve shift track 0 eşittir shift track 7. Böylece shift ettiriyorum. Bir sonraki blokta yani verim hazır olmuş olacak. Bir sonraki bit. Tamam. Eğer bit timer limit -1'e eşitse o zaman ben bunu copy paste yaptık zaten. Şöyle yapalım. Yapacağım hareket şu aslında. Bu TXO zaten şu şekilde şuraya koyalım. Hep 0. lazım. Shift yap. Sadece shift yap. Ve aynı zamanda bit counter'ı da 1 arttır. Bit counter eşittir bit counter artı 1. Tamam. Bit counter 0'dı buraya geldiğinde. Bit counter, hatta bit counter'ı da en başta da sıfırlayalım idle'dayken. Şöyle 0 olsun. Zaten initial değeri 0'da ama burada da sıfırlanmış olsun. Şimdi bit counter 0 geldi. Bir bitin gönderimi bitti. Bit counter 1 oldu. Bit counter 1 iken ikinci bitin gönderimi bitti. 2 oldu. Bit counter 2 iken 3. bit. Yani bit counter 7 iken tabi 8. bitin gönderimi bitiyor. O zaman o bittikten sonra bit counter 7 ise de farklı bir işlem yapacağız aslında. Şöyle yapabiliriz. Bit counter 7 iken eğer yine son bitin gönderimi de gerçekleştiyse o zaman hiç shift mift uğraşma. Bit counter'ı da sıfırla. Şurada ne yap? State eşittir S stop. Stop bit'e git. Ve TXO da eşittir 1 olsun. Stop bit'te. Tamam. Böyle tanımladık. Şimdi stop'u yazalım. Muhtemelen bir sürü hata çıkacak. Çıksın diye pek kurcalamıyorum zaten. Veya çok daha güzel yazılabilir bu kod. Ona da şu an hiç şey yapmıyorum. Amaç hani birlikte görelim bir tasarım yaparken nelerle karşılaşıyoruz. Stop'ta da aslında şunun aynısı gibi. Şöyle alalım. Stop'ta. Burada C bit timer limit değil de stop bit limit diyelim. Stop bit. Tabii şunu da yapmadık. Bit timer buna eşitse bit timer'ı da sıfırla. Onu da unuttuk. Onu da unutmayalım. Bit timer buna eşitse bit timer'ı sıfırla. Bit timer'ı sıfırla. Tamam. Tabii bit timer'ı arttırmadık da aynı zamanda. Yani kod yazarken hep şey oluyor. Else bit timer. Ne oldu? Türkçe. Else bit timer eşittir bit timer artı 1. Evet. Normal bildiğimiz counter. Bunu da tabi if else kısmını şuraya yazacağız. Evet. Şöyle olacak. Tamam. Aynısı şurada da geçerli. Aynısı şurada da geçerli. Tamam. Stop'tayım. Burada artık şunun değişimi yok zaten. Sil bunu. TX oyla değişim yok. Zaten stop'a gelirken bunu şey yaptık. Bir tane yürü arttır. Ne zaman ki stop bitlim. Bir de böyle bir şey tanımlayalım. Stop bitlim itti. Eşittir. Integer. Bu yani bir bit için gereken süre çarpı stop bit. Yani 1 ise stop bitin zaten eşit olacak buna. 2 ise buna eşit olacak. Stop bitli. Tamam. Eğer böyleyse S idle'a dön. TX zaten 1'di. Burada da TX1 idle'dayken. Niye burada TX atamadım? Zaten datadan stop'a geçerken zaten atamış oldum. Ha, bu da bir de şey yapacağız burada. Tx dantik o eşittir 1. Yani bir clock boyunca 1 olacak. Stop'tan çıkarken 1 olacak. Start'a geldiğinde tekrar sıfırlanacak. Şuralarda bunu atamama gerek yok. Zaten sadece idle ve stop'ta atanıyor. Evet. Başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Bakalım. Ha, buna gerek var mı? Bakalım bir SVLogic vektörü toplama çıkarma işlemi yapıyor muyum veya bir şeyle karşılaştırıyor muyum? Hayır. O yüzden muhtemelen ona da gerek kalmayacak. Bir sentezleyelim bakalım ne olacak. Ne olacak? Ben de bilmiyorum. Evet. Zaten sintaks hatasını hemen söylüyor. Şurada hata var diyor bakın 23'te. Neden? Constant bu. Ha, evet bu şey olmayacak. Eşit olmayacak burada. Şöyle olacak. Şimdi bakalım ne olacak. Kaydettim. Otomatik update etti. Evet. Yani sintaks hataları gitti. Şimdi bir senteze basalım. Bakalım şimdi sentezle ilgili hataları görelim. Sanki hata bir tane warning çıktı ama warning'e bakalım. TX dantik kullanılmıyor demiş. Bir yerde bir bunu atamayı mı unuttuk acaba? Bakalım. TX dantik niye? Start idle durumda 0. Sonra start'a gidiyor. Sonra start'tayken bit timer. Evet hatayı buldum. Bit timer'ın range son sınırına biz bit timer limit dedik ama stop bit 2. O zaman bu hiçbir zaman şeye ulaşamıyor şu limite. Çünkü bunu sınırlandırdım bununla. Bu yüzden bu warning önemli. Bakın buna hata vermez. Ama warning'den anladım. Hani warning'leri de her zaman okumamız lazım. Bir senteze basalım. Güzel oldu. Yani bu tarz böyle range ile ilgili, integer'ın range ile ilgili hatalar çok oluyor. Gözden kaçabiliyor. Onlara dikkat etmek lazım. Veya simülasyonda da çok iyi test etmek lazım. Evet, şu an o warning de gitti. Sentezledi. Evet. Tabii doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bir test bench ile bunu doğrulamamız lazım. Fakat ders çok uzadı. O yüzden test bench'i bir sonraki derse bırakalım. Burada sadece transmit kodunu yazdık. Belki de hatalı şu anda. Yani bu dersi dinleyenler bir sonraki dersi de dinlesin. Çektikten sonra tabii. Böylece hani hata varsa hatayı da görmüş olurlar simülasyonda. Evet. Yani UART ile ilgili tasarımımızı yaptık transmitter'ı. Bir mimari tasarımı çıkardık. Bunlardan bahsettik. Half duplex, full duplex falan. Thomas More'un Utopia kitabından bahsettik. Kodumuzu yazdık. Bir hata aldık. Warning aldık. Warning'de bit timer'ın yani şunun hiçbir zaman kullanılmadığını söylüyordu. Bu şu demek aslında buraya hiç ulaşamıyor demek. Çünkü stop bit limit 2 olduğu için stop bit bit timer limitten daha büyük, 2 katı. Ve bu integer'ı da şurada limitlemiştim. Buraya hiç ulaşamıyordu. Ona da dikkat etmek lazım. Onu da görmüş olduk. O zaman bir sonraki ders simülasyon yaparız. Belki FPGA yükleriz. Onu da görselleştirmiş oluruz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.